Arkadaşlar şu karşıda bir sanat eseri var. Şimdi oraya gidip orayı görüntüleyeceğim. Beğeneceğinizi umuyorum. Bu nehirde Yusufeli Barajı'na akan nehir. Yusufeli Barajı'na akan nehirin kaynaklarından bir tanesi. Bu nehir Arcıvan, Sacöret, Armeşen köylerinden gelen nehir. Burası Çıralıköy. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Hoş bulduk Yüksel. Nasılsın, iyi misin? Allah'a şükür ben iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kolay gelsin. Ya burada bir sanat eseri yapmışsınız da. Ya işte bizimkiler burayı yapmışlar ya. Dedim bir çekelim burayı diye. Çocuktum. 10-15 tane adam çalışıyordu burada. Ha. Adamlar. İşte üzüm bahçesi yapmışlar burayı. Baban mı yaptı burayı? Babam, dedem. Kaç sene oluyor? Kaç sene oluyor? 50 sene civarında var. 45 sene. Çünkü ben hatırlıyorum. Eskiden bu kadar şey değildi de bir kısmı sonra da yapıldı. Bir kısmı sonra da yapıldı. Evet. Buranın... Evet, hoş geldin lan. Sana hoş diyor tertip. Hoş geldin. İnşallah. Buranın taşı nereden geldi? Taşı içinden, işte biraz da yukarıdan. Toprağı? Toprağın içinde varmış. Yani topraklı bir yerde kazıdınız, evet. Düzelttiniz. Maşallah valla. Bir sanat eseri. Evet. Şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar. Yusufeli insanının çalışkanlığının en güzel örneği şu. Gördüğünüz gibi kesi vurdu. Kesi vurmadı. Aynı şey. Bakınız. Kesildi. Burası. Ya, oradan hale gitti, oradan da buraya geldi. Emekli oldu. Yamaç bir yer. Kutsal hocanın kardeşi. Arası belki. Kutsal hocanın. Sonra buradan bu şekilde buraya duvar yapmışlar. Yani burası önceden yamaç bir toprak halindeydi. Sonra buraya kazınıyor, temel açılıyor, duvar yapılıyor. Duvarın arkasında görmüş olduğunuz şu kadar bir alan oluşuyor. Burası ne kadar vardır? Yani yaklaşık 1,5 bilemedin 2 metrelik bir alan. Onun arkasına bir tane daha duvar yapılıyor. Böyle bu şekilde yukarıya doğru duvarlar yapa yapa arkasını toprak doldura doldura burada bir arazi oluşturulmuş. Bu da yani Yusufeli'nin birçok köyleri de böyle. Burası da Yusufeli insanının ne zor şartlarda ekmeğini taştan çıkardığını aynı zamanda da çalışkanlığını gösteren en güzel örneklerden bir tanesi arkadaşlar. Yükselciğim burada üzüm yetiştiriyorsunuz herhalde. Üzüm, sebze, meyve, her şey var. Eğer mahsuru yoksa veyahut da şöyle diyeyim yani emeğinizin karşılığını korutuyor mu bu üzüm? Şeyinizi alıyorsunuz. Şöyle durumlar bazen dolu yağar veya pas dediğiniz bir hastalık var o olur. Onlara her zaman şeydir diyelim ki çiçek zamanı. İşte meyvenin dönme zamanı sürekli yağmur yağarsa çok fazla verim olmaz. Hı hı. Öyle durumlar var. Diyelim ki normal olduğu zaman 5 ton 6 ton olursa işte o durumlar o tip durumlarda yarı yarıya düşer. Hı hı. Tabii öyle durumlar oluyor. Peki şey diyorlar bu
çubuğunu burada köklenmiyor diyorlar. Siz bunu nasıl çoğalttınız? Bu işte Amerikan çubuğu diyorlar. Daha önce yine böyle bir şey dikiyorsunuz buraya. Yani Amerikan çubuğunu dikiyorsun. He, dikiyorsan sonra onu aşırıma yapıyorsun. Anladım. Hangi üzümü diyorsanız. Anladım. İsterseniz turvanda, isterseniz... Amerikan çubuğu da her yerde çıkıyor herhalde. Rahat çıkıyor, çıkıyor kolay çıkıyor. Çıkıyor. Ama genellikle çakıllı olan yeri de daha iyi olur. Evet, çakıl kumlu yeri daha seviyoruz. Hem böcek kesmez hem de sadece toprakta çok iyi olmaz. Evet. Biraz çakıllı. Zaten üzüm çakıllı olan yeri sever. Hafif kumlu olacak toprak. Ya bunun mesela kökü belki 4 metre vardır. Sağa sola tabii. Sağa sola evet. Bu arada arkadaşlar şu anda şeydeyiz, Çıralı köyündeyiz. Eski adı Şadut. Ondan sonra yükselinde dedelerden, nenelerden akrabalık var. Ama tabii ki zaman geçtiği için ben de uzun zamandır buralarda olmadığım için Yüksel de bilmiyor şu anda muhtemelen. Evet. Sizin dede mi nene mi bir Armeşen'le bağlantısı var. Nenelerden bir tanesi. Nenelerimiz Nenelerden bir tanesi Armeşen'le bağlantınız var. Benim nenem de Armeşen'le oradan bir akrabalık var. Var mı? Tabii. Bak. Hoş bulduk. Abi, seni de gösterelim. Valla göstereceğim. Yok göstereceğim. Hele özellikle görünmek istemeyenleri göstereceğim. Eyvallah. Şey yapalım. Yukarıya doğru gidelim mi? Çıkalım. Yüksel. Buranın üzümü arkadaşlar çok lezzetli olur. Yani tadını tatmış olmak lazım ki anlayabilirsiniz. Bazı lezzetler anlatmakla anlaşılmaz. Onu yiyeceksin ki tadasın. Yani Ege bölgesinde biliyorsunuz üzüm çoktur. Ama bizim bu bölgenin insanları Yusufeli'ne geldiği zaman buradan üzüm alır götürürler İzmir'e. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle biraz önce anlatmıştım. İşte bu şekilde bir nevi merdiven basamağı gibi bu şekilde duvar yapılarak Mehmet şu duvarın yanında dur bakalım. Mehmet'in boyundan uzun yaklaşık orada 2 metre bir rahat tamam, duvar var. 2 metreden de fazla. Görüyorsunuz bu şekilde. Biz bunlara evlek diyoruz. Bu sağ taraf sizin, sol taraf başkasının mı? Daha başkası. Kolay gelsin. Kardeşim. Memnun oldum. Kardeşlerin en büyüğü sen misin? Benim. Senin babanın ismi neydi? Nazım Korucu. Nazım Korucu. Dursun Korucu'nun amca çocuğu mu oluyorsunuz? İşte aynı söylüyor. Burası işte Dursun Korucu gibi. Burada suyumuz var. Buraya şebekeden gelen. Ev bir dekor yapmıştır rahmetli babam. Evet. Güzel olmuş. Allah rahmet eylesin. Burada üzüm kasaları var. Siz kardeşler arasında yeri bölüştürdünüz mü yoksa birlikte mi yapıyorsunuz? Şöyle gayri resmi. Yani birlikte gibi. Evet. Burada bir şeyimiz var. Su şey mi bu? Yoksa halat mı? Halatımız var burada. İşte bu. Bununla yaklaşık 100 kilo yükü aşağı yukarı çekip verebiliyoruz. Ha şu şeyden, anladım, evet. Şu demiri burada bunun değil mi? Evet. Şunu da gösterelim. Demiri şurada. Evet.
buradan karşıya, o arabaların olduğu yere, evet, buradan üzümü Halat'la gönderiyorlar. Karşısı Çıralı Köyü. Orayı da gösterelim. Evet. Buranın eğimi %60-70 vardır değil mi? 60 rahat var da. %60. %60 rahat bir eğim var burada bak. Yani çok dik. Ama gerçekten ne kadar bir sürede yapıldı bu yüksel, hatırlıyor musun? 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl. Ya şimdi işte yarıya kadar bir yapılmış. Yarıdan sonrası ayrı yapılmış. İkinci partide yapıldı. Yani işte ben çocuktum o zamanlar. 15 adam çalışıyordu burada. Yevmiye mi çalışıyordu yoksa o zaman götürüvermişlerdi. Götürüvermişlerdi. İşte diyelim ki bir evindeki o zaman 100 lira. O şekilde. Ne kadar zaman oldu diyelim ki 7-8 sene yine olmuştur. 10 sene olmuştur. Tamam, bunu bitmez. Çünkü ben yarıdan sonrası sonra yapıldı, onu hatırlıyorum. Yani eskiden bu kadar şey değildi. Değildi, evet. Büyük değildi. Bu ileriden gelen kanaldan mı sulanıyor? Evet. Üzüm zaten çok su istemez herhalde değil mi? Su istemez ama tabii ki sulamak da gerekiyor. Haftada bir mi suluyorsunuz? Haftada 10 günde. Hı-hı. Durumuna göre, hava sıcaklığına göre. Size ait belirli gün var, su nöbetinin olduğu gün öyle ya, mi? Su çok. Zaten işte üstten tabii gidiyor. Bu nehir, sıkıntı yok. Evet. Yani işte buraya 1300 metre. Evet. Bu kanalın şeyi. Zaten işte o zamanlar devlet yapmış, Allah razı olsun. Yani öyle kolay bir iş değil. Hep taşı kırmış yapmışlar yani. Aynen öyle. Evet. 81 miydi? 82, o tarihlerde. Bayağı eski. Zaten yani şu karşımızda gördüğümüz kayaları kırarak kanal yapmışlar. Şekilde, evet. Keşke oradan gereken çekseydiniz. Oraları çektim de bir şeyden, önceden. He. Ama şimdi aklıma gelmedi gelirken çekmek, ama bu yolları gelirken çekersen. İnşallah bu yolları filan bir çektim komple. İşte öyle. Geri giderken çekebiliriz. İşte ne bileyim, her türlü meyve var, sebze var. Bu üzümü de iyi düşünmüş. Baban akıllı adammış rahmetli. Evet. Vefat etti mi baban? Kaç yılında vefat etti? 2000 yılında vefat etti. 2020 yılında. Koronadan kaybettik babayı. Koronadan? Ha, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sabır versin size de. Yani aynı tip sebze dikmesi, meyve dikmesi önemli. Sonuçta bir emek veriyorsunuz ve karşılığını alıyorsunuz. Şimdi şöyle, o meyveyi tabii ki her sene yerini değiştirmek gerekiyor. Çünkü aynı yerde çok iyi olmaz. Evet. Yerini değiştir. Bir şey var. Sebzeyi değil mi? Tabii ki bu sene buraya dedim domates ektim. Seneye orada ekeceğiz. Başka yerde ekeceğiz. Evet. Ama üzüm hep aynı yerde olmuyor. Bu budanmamış var mı? Bir tane bir budasan. Yüksel nasıl bu duyuyor? Gidelim orada hem köyü çekin hem de orada yukarı doğru çıkalım. Buda. Tamam. Evet. Tamam. Yüksel, şurası da tam yaşanacak yermiş. Orada çay mı içiyorsun? Nerede? Şurada. Orada kısmet olursa birlikte bir çay içelim. Şu anda kamelyanın içerisine çıktık arkadaşlar. Karşısı Çıralı Köyü. Arazi de şurası. Belki bunun eğimi şimdi daha net belli olacak. Görüyorsunuz. Bu işte Yusufer insanının çalışkanlığının, aynı zamanda ekmeğini taştan çıkarmasının örneği. Şimdi bizim buralarda şeyden dolayı, barajdan dolayı istimlak oldu. Ne bileyim, bir değer biçtiler. İşte ortalama seviyede diyelim. Bazıları da düşük denilecek seviyede. Ama buralardaki yerlerin metrekaresi, yani İstanbul Beyoğlu'nda neyse veyahut da
İzmir'in en pahalı semti neresiyse o fiyatta olması lazım. Çünkü buralarda çok büyük bir emek var. Onun yanı sıra yüzlerce yıldır bizim atalarımız, dedelerimiz bu bölgeye yerleşmiş, böyle arazi yapmış, yer yapmış. Mesela dünkü videomda da bahsetmiştim, benim köyümde bizim arazilerin, böyle yamaç yerlerin neredeyse tamamına yakınını yazmadılar. Biz ova vardı da dağlara çıkmadık ki, buraların arazisi bu. Bu yerlerde bizim en azından 100 yıllık, 200 yıllık, 500 yıllık kendi yerimiz. Ama maalesef yazmadılar. Bu da bizim mağduriyetimiz. Güzel. Şu anda budama yapıyorsun. Bunu keserken neye dikkat ediyorsun Yüksel? Şimdi şöyle baktığınız zaman zayıf kalemi vardır, bir de normal diri bir kalemi vardır. Hı-hı. İşte onlara dikkat etmek gerekiyor. Yani bakın bu zayıf kalem. Bu biraz zayıf gibi. Bu da biraz aşağıya olmuş. Şu şekilde. Kaç boğum bırakıyorsun bunu? Ya işte 2, 3, 4 şeyine göre. Teğin durumuna göre. Budama mevsimi ne zaman? Budama mevsimi işte ayın eski yeni olduğu şeyler var. Eski insanlarımızın tecrübe ettiği. Ona dikkat ediyoruz. Eski aydan mı diyorsun? Eski ayda budamıyoruz. Yeni aydan budanması lazım? Yeni ayda budamak gerekiyor. Hmm. İşte şu an ay yeni, işte iki, önümüzdeki hafta sonuna kadar budamanın yapılması gerekiyor. Hmm. Ya da işte 4-5 gün sonra ayın eskiliği işte yeni olduğu zaman başlamak gerekiyor. Evet. Senin üzümü buradan doğru dünyaya ihraç edelim Yüksel. Edelim. He. Edelim, edelim. Çünkü mesela birçok insan Yusuf Eli'nde zeytin olduğunu bilmiyor. Ama Yusuf Eli'nin zeytini yiyen başka bir yerin zeytinini yemez. Doğru, o da doğru. He. Yani onun tadını alan bir daha başka bir yerin zeytinini yemez. Şimdi üzüm de aynı şekilde. Yani buranın üzümünü yiyen başka bir yerin üzümünü yemez. Şimdi buradan siyasetçi arkadaşlarımız zaman zaman üzüm mevsiminde gelip buradan üzüm alır. Cumhurbaşkanımıza, rahmetli Kaya Topbaş Belediye Başkanımıza buradan gönderirlerdi. Evet. Biz onları da hazırlardık burada. Evet. Birkaç kasa alıp gönderirlerdi. Eyvallah. Benim burada en çok arzu ettiğim, istediğim burada bir şey olsun da insanlarla paylaşayım. Eyvallah. Yani Allah satmadan razı olsun. Ziyade buradaki olan şeyi paylaşmak beni en çok mutlu eden odur. Ya bizim bu özellik bizim yerlerin özelliği yani. Bizde çok var. Olsun. Her yerde var da bizde çok var. Olsun. Aynen öyle. Allah razı olsun. Evet. Zaten Yesin, insanlar gönlünün ve dilinin ekmeğini yer. Beni en çok o mutlu ediyor. Dilin tatlıysa, gönlün de güzelse insanlar bunun ekmeğini yer. Yoksa ben burada gerçekten bir sürü masrafımızda oluyor. Gidip gelmek bir sürü arabayla masraf. Çalışmak görüyorsun yani bu yokuşları çıkmak, buralarda çalışmak o kolay bir şey değil. Bir de şunu unutmadan söyleyelim. Bu duvarlar mesela yapılmış ama böyle durmuyor. Fazla kar yağdığı zaman, yağmur yağdığı zaman bu duvar yıkılıyor. Yeniden yapıyorsun doğru, bu arada. Doğru yani. Buraya gübre zaman taşıyorsun. Tabii gübreliyorsun ki altına. Tabii. Hayvan gübresi getiriyorsun. İşte oradan ahırların olduğu yerden buraya getiriyorsun. Buradan halata yüklüyorsun. Belki buraya çıkarıyorsun. Veyahut da eskiden sırtından çıkarırlardı. Tabii ki. Oradan buraya yani düşün ki bir tanesine nereden baksan 30 çuval akın gidiyor. Bir evle. Tabii ki. İki kamyon akın gitmiyor buraya. Hı-hı. Bu da maliyet. Evet. Bazen ama gidip kahvede oturmaktansa gelip burada uğraşmak daha da güzel tabii, bir şey. Toprakla haşir evet. Neşir olmak insanı tabii huzurlu insan, bedeninde rahatlıyor, ruhunda yani. Buranın suyu da arkadaşlar şu tepenin arkasından şu sağ tarafa doğru, diğer tarafa doğru gidiyor. Oradan geliyor. Unutmazsam inşallah orayı da çeker size gösteririm. Önce buradan da çekin. Aşağıdaki suyun buraya geldiğini 1200 metrede o sunun. Arkada işte sizin
köy yol ayrımı var işte orada. Evet. Orada biraz aşağı orada sonun bendi var. İşte o su buraya geliyor yani. 1200 metre o kadar. Bu otomatik sulama suyu herhalde. Bu damla sulama yapıyorum işte zamanında. Damlama sulama yapıyorsun. Evet. Şey yaptım bunu, üzümleri yaptım da çok randımanlı olmadı. O zaman yine de yapıyorum. Neden randımanlı olmadı? Neden olmadı? İşte su biraz şey ya, kumlu ya. Bu borun içerisini dolduruyor, o gözeleri kapatıyor. Gözeleri kapatıyor, ondan sonra çalışmıyor. Çalışmıyor yani. Çok deniyorsun, çok akıyor, az önce kum kapatıyor. Tabii. Bir de bizim bunun sulaması da ayrı bir şey. Evet. Zor çünkü şuradan gavar diyoruz biz buna, değil mi? Doğru. Ondan sonra buna da ark diyoruz ama bizim yörenin deyimini hark, ark değil. Her bir metrede bir bunu, bu suyu, bu arktan giden suyu çevireceksin, bu şeylere gelecek. Üzümlere gelecek her bir metreden bir. Yükselcim, bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İzleyen arkadaşlarımıza, tanıdıklarımıza, herkese selam söyleyin. Aleykümselam. Ayağınız düşerse yine bekliyorum. İnşallah. Bir şeyler, ne varsa böler yeriz ortada. İnşallah, inşallah. Evet. Zaten Allah dediğim gibi en çok beni o mutlu ediyor. Allah yani kısmet ederse bak şurada, şu şeyde, kamelyada bir çay içeceğiz. Tamam, inşallah. İnşallah o kamelyada bir çay içeceğiz. Yani orada bir üzüm yemek, hatta bir döner yapacağız orada. Tamam yapalım. Döner yemek, yapalım. Ondan sonra üzüm yemek. Yapalım. Dönerin şimdi, yanında üzüm. Yani şimdi tadına doyulmaz onu. Aşağıda yaparken, da nehir suyu var, akıyor, sesi var. O programı yaparken bir gün önceden haberim olsa ki ben belediye çalışanıyım burada. İtfaiye şoförüyüm daha doğrusu şu an. İşte ona göre kendim ayarlayayım. Buradan bazı arkadaşlar belediyeden deprem bölgesine gitti. Sen de gitmiş miydin? Ben de gittim. Neler gördün orada? Ben cenaze aracıyla gittim oraya. Bir gördüklerini şöyle ifade eder misin? Yani 3-4 gün kaldım orada. Belki 10 seneyi yaşadım. Böyle psikolojik olarak. Ben o şeye hiç gitmemiştim Adıyaman'a. Çok büyük bir yermiş. Caddesi, sokak. Yani navigasyon da işe yaramıyor. Yarıyor ama yaramıyor. Navigasyonu bir cadde tanımla. Dediğim bir yere gideceksin. 304 metre gidiyorsun. Jandarma durduruyor. Dur diyor, bir sese ulaşıldı diyor. Bütün ses dinliyoruz diyor. Ya arabayı stop et veya geri dön diyor. Zaten gittiğim saatlerde oldu bu. Zaten bir şey çöktü üzerimize. Yani bir korku mu diyelim yani. Çünkü şehirde hiçbir ışık yoktu. Arabanın lambaları buluyordu böyle sağa sola. Her iki binadan biri ikisi yıkıldı. Yani sağlı sollu kombili bina yıkılmış. Her taraf ölüm. Allah Allah. Yani neyse sabah oldu. İşte müftülükten 3-4 tane imam vardı yanımda görevli. Onlarla birlikte işte bir günde 1000-1500 arası cenaze taşıyordu. Of of of. Yani cadde, sokak böyle 4 tane ceset var. Ceset torbalarında, kaldırımda. Adam arabayı durdurdu, taksiyi durdurur gibi durduruyor. Allah Allah. Boş musun diye. Boşum diyorum. Ya diyor ki 4 tane cenazem var diyor. 2 tane çocuk çıkarıyoruz diye. Onlar da çıksın bezime götürelim diye. İnsan artık alışmış. Yani neler yaşanmış ya. Adam diyor ki park halindeki araba diye 2 metre sağa sola gidip geliyordu diye. Park halindeki araba. Allah Allah. Yani ne bileyim. Çalışma yapıldı. Yani devletimiz de oradaydı. Ben onu da gördüm. Her şeyin oradaydı. Ama enkaz yığınına çıkmış 3 tane. 60 tane daire var apartmanın. 3 tane makine çıkmış çalışıyor. 2 katıdaki olanları sağ ve ölü çıkardık. Altı duruyor komple. Olay bir şey değil ki yani hademine girersin. İleride yine aynı. Sağda aynı. Öteki cadde aynı. Diğer cadde aynı. Bir adamın cenazelerini götürdüm. O Hatay'da görevliymiş, müdürmüş. Adam diyor ki Hatay haritadan silin dedi. Ben oraya gitmedim de. Televizyonda gördüm. Gerçekten orası daha kötü. Ama Adıyaman da öyleydi. Yani halinde devam ediyor. Cesetler parçalanmıyor. Çok zor. Allah kolaylık versin. Çok zor. Ya o mezarlık şeydi. Çok geniş bir alandı böyle. En az 1000 kişi vardı. Kimisi cenazesini götürmüş, kimisi işte defnetmiş geliyor. Abi böyle insan seli. Makineler azımaya baş edemiyor. Cisimler toprağa vermeye baş edemiyor. 50 tane adam sadece arabalardan alıp
işte mezara defin ediyor. Yetişmiyor. Yani ya neler yaşadık ya birkaç günde. Ama tabii ki bu da Allah'tan da yani. Allah kolaylık versin. Allah evet, beterinden evet, korusun. Amin. Yani sabırdan Allah beterinden korusun demekten başka çaresi yok. Çaresi yok. Gerçekten çok büyük bir felaket. Allah oradaki insanlara yardım etsin. Yani, bu ara televizyonlarda biraz az gösteriyorlar. Yani biz ya aşırısını ya çok eksiğini yapıyoruz. İlk zamanlar her gün gösteriyorlardı. Şimdi biraz az gösteriyorlar. Yani göstermeleri lazım ki kararında bu millet yine oradan yardımını, desteğini esirgemesin. Evet. Çünkü yani, adamlar her şeyini kaybetti. Hiçbir şey yok yani. Her şey ortadan gitti. Çok yardım yapılıyor. Yapıldı da. Ama çok da insana yardıma ihtiyaç var orada. Olmaz her mi? Zaman her şeyi sıfırlıyorsun. Hiçbir şey yok. He? Hiçbir şey yok. Her şeyi sıfırlıyorsun. Ya bir kadın her şeyini kaybetmiş. Kamyonun battaniye gelmiş. Kuyruğa girmiş ki bir tane battaniye. Öyle de soğuk var ki. Bir tane battaniye alacağım diye kuyruğa girmiş ya. Yani onun psikolojisini düşünebiliyor musun? Evet. Hiçbir şey yok ya. Çok güzel sizinle şeyler yaşandı. Allah evet, beterinden korusun. Amin, amin. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Amin. Kalanlara sabır versin. Yararlılara Allah şifa versin inşallah. İnşallah. Yükselciğim aklına gelen son olarak söylemek istediğim şey var mıydı? İzleyen arkadaşlarımıza selamlarımı söylüyorum. Herkesi bekliyorum. Aleyküm selam. İnşallah Yükselciğim. Ekmeğimizi paylaşır, yeriz. Allah ne vermişse. Eyvallah Yükselciğim. Çok sadece şu var hayalimde. Dünyanın her yerindeki dürüst insanlara tanışmak istiyorum ben. Eyvallah. Allah fırsat verirsin. Eyvallah. Dürüst insanlar. Bu böyle bir hayalim var. Şimdi işte gönülden gönüle yol var. Evet. Ben paylaşınca birçok gönlü güzel insanlarla tanıştık. Mutlaka vardı. Onlar tabii ki, tabii diyorlar ki tabii artık ki biz Fahri Yusufelli olduk. Ondan sonra şeyleri de tanıdık. Mahalle isimlerini öğrendik. Ondan sonra insanların isimlerini öğrendik filan. Seni de tanımış olurlar. Sağ bir gün karşılaşırız inşallah. İnşallah. Peki Allah'a emanet ol. Arkadaşlarımızı topla getir. Kaç kişi olursa olsun. İnşallah. Evet. Allah'a emanet ol. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Burası Çoruh Nehri'ne akan, aynı zamanda da Arcıvan, Çoyubar, Karmış'ın tarafından gelen nehir. O Çıralı'da göstermiş olduğum Üzüm Dağı'nın sulama suyu buradan gidiyor. Buradan şöyle ileri doğru bu kayalıkları devam ediyor. Yaklaşık olarak 1,5 kilometre civarında bu kayalardan ileri doğru su kanalı gidiyor. Bunu 10-15, 20 belki 30 yıl önce devlet yapmış. Allah devletimize zeval vermesin.